Merhaba arkadaşlar, Delgeli Yaşın Yer bölümüne hoş geldiniz. Ben Örümcek Çocuk. Bugün Sincap Vakit Dost'la birlikte yaşın sunacağız. Merhaba arkadaşlar. A grubu yaşçılarından Deadpool, Kuzan, Joker, Venom, Bla Bla ve Bebelek yaşayacak bugün. Venom'la başladı yarış. Selda Kaymaz, abi sizi çok seviyorum. Bir dakika yaşta herhangi bir Henisey Venom F5 ile yaşayabilir mi? Sizi 6 yıldır izliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Henisey Venom F5 ile yarışıyor Venom. Sincap sen de puanları göstereyim misin? Evet, hemen bakalım puanlara. A grubunda 4 kişi liderliği paylaşıyor arkadaşlar. Deadpool, Venom, Kuzey Joker ve Bla Bla. Dördünün de 20 puanı var ve bugün hepsi de yarışacak. İçlerinden biri tek başına A grubunun lideri olabilir. Bebelek de lider olabilir çünkü 19 puanla ikinci sırada. İlk 4 kişi puan alamazsa, yarışı falan tamamlayamazsa bebeğin de lider olma şansı var. Evet, bebelek de lider olabilir. Hayvanelerin ayasına düştü Venom. Bir Venom'u dinleyelim bakalım. Venom, mikrofonlarımız sende. Buraya kadar harika geldim, harika geldim buraya kadar ama... Tamam, şuradan geçersem güzelce... Ay, arabam birazcık şey olmuş. Kötü olmuş arabam. Hadi ama birazcık daha hızlı, hadi. Beni o kadar seviyorlar ki... Arabanın adını Venom koymuşlar ya. Evet, genelde izleyicilerimiz Henise Venom isteyince direkt o arabayla sen yarışıyorsun, isimleriniz aynı diye. Evet, hiç kaçırmam. Henise Venom isteyince direkt ben yarışıyorum Henise Venom'la. Henise Venom'la ilgili bilgi vereceğim. Önce Venom'un... eyvah, kötü bir düşüş. Olamaz, nasıl geçti oradan? Ne yaptın sen Venom? Ne yaptığımı ben de anlayamadım ya. Ne kadar becerikliyim mi acaba? Evet, bence gayet beceriklisin. Aynısını geçenlerde de yapmıştın. Eyvah, kötü. Kötü, dur. Dur artık. Dur, tamam. Evet, geçen de çok süper bir hareket yapmıştım ama yarışı tamamlayamamıştım. Bari bu sefer tamamlayayım ya. Böyle süper hareketler yapıp da tamamlayamayınca hiçbir şey yaramıyor yaptığım süper hareketler. Ama şöyle bir durum var, yarışa artık bazı kabiliyetler kazandığımı düşünüyorum. Yaptığım süper hareketlerden belli zaten, değil mi? Evet, olabilir. O süper hareketin üstüne yarışı da tamamladı Venom. 2 dakika 15 saniyede. Tebrikler Venom. Teşekkür ederim. Bugünkü ikinci yarışçı bebelek arkadaşlar. Mert Yay. Abi Prens and Zombie gelsin. Bir de sonraki yarışta bir Zen Romanka bir arabayla yarışsın. Barikesi'den selamlar demiş. Selamlar kardeşim. Arkadaşlar 2 ay önce Prens and Zombie çektik ama çok az kişi izledi. Yani pek ilginizi çekmiyor. O yüzden de bir daha dedik bitkilerle zombiler çekmeyelim dedik. Sevenler vardı tabii ki ama yani ilgi olmayınca YouTube'da onu ön plana çıkarmıyor. Kimse haber vermiyor. İzleyici de az oluyor. O yüzden daha böyle herkesin izleyeceği oyunlar yazarsanız çekmeye çalışırız. Evet, bebelek Zenvo ile yarışıyor arkadaşlar. A grubunda ilk 4 kişi birinci arkadaşlar aynı puana sahip. İkinci de 19 puanla Bebelek. Uzun zaman A grubunun lideriydi, sonra kaptırdı. Bebelek, birinciliği kaptırdın. Neden öyle oldu? Baban çok mu baskı yapıyor? İlla da birinci ol diye. Sen de o baskılar yüzünden yarışlarda çok mu gergin oluyorsun ha? İstemeden hatalar yapıyorsun ha? Baban yüzünden mi? Yok, babamın benim yarışlarıma hiçbir katkısı ya da olumsuz etkisi olmuyor açıkçası. Ne yapıyorsam kendim yapıyorum. Son zamanlarda 2-3 yarış puan alamadığım zaman hemen öbür yarışçılar puanları aldı, benim önüme geçti. Evet, sizin grupta ilginç bir şey var. 4 kişi seni geçti, 4'ünde 20 puanı var. Senin de 19 puanın var. Evet, aslında ben bugün birinci olsam, o zaman ben hepsini birden geçmiş olacağım. 4'ünü birden. Evet, ama onların ikinci olmaması lazım. Yani 2 puan alan yine senin önünde olur puan olarak. Doğru. Bugün üçüncü olurlarsa puanlarımız eşit olur. Tabii ben birinci olabilirsem. Buraya kadar gayet güzel bir yarış çıkardı bebelek. Aslında birinci olmaması için hiçbir sebep yok. Gayet de hızlı geldi buraya kadar, değil mi Sincap? Evet, bayağı hızlı geldi. 2 dakikadan önce bitirebilecek mi? Geri gidiyor. İşte tam 2 dakikada bitirdi bebelek. Ben ondan daha hızlı bitirdi örümcek çocuk. Evet, çok güzel yarıştı. Şimdi de Kuzen Joker yarışıyor arkadaşlar. A grubundaki 20 puanlı liderlerden biri.
fidan bayan. Abi bir dakika yaşta herhangi bir yarışmacı 350 Z ile yarışır. Yani Nisan 350 diyor. Bu beni ilk seçmeniz olur. Zaten daha önce seçilmişleri seçmemeye çalışıyoruz. Evet, Kuzen Joker Nisan 350 değil de 370 Z ile yarışıyor. Ben çok önemli bir şey diyebilir miyim? Tabii ki söyle Sincap. Arkadaşlar yorumlarda gördüm. Birisi demiş ki abone olmayın, siz abone olunca onlar para kazanıyor demiş. Aslında öyle bir durum yok. Bize abone olmanızın bizim para kazanmamızla alakası yok. Ha, doğru. Yani siz abone oldunuz diye biz para kazanmıyoruz. Ama siz abone oldunuz diye kanala yeni bir video yüklediğimiz zaman sizin haberiniz oluyor ya. Siz de hemen açıp videoyu izliyorsunuz ya. Yani kısa sürede birçok kişi videoyu izlemiş oluyor. Eğer abonemiz çoksa işte o zaman da YouTube "he bu video güzel" demek ki deyip herkese öneriyor videoyu. Yani daha çok kişi izlemiş oluyor. Abone olmayanlar da izlemiş oluyor yani. Evet arkadaşlar. Peyvaneliğin ayasına düştü Kuzen Joker. Kuzen Joker. Resmen pervanelerden dayak yedim. Arabam sağlam olsa bari. İkimiz de dayak yememiş olsak bari. Gider, bu araba gider bence. Demir adam! Demir adam, sana vurmadı mı pervaneler? Konuşmuyor. Bu gidiyor. Tamam, buradan güzelce çıkmam lazım. Aa, hayır! Of. Tamam, sorun yok. Japonlar sağlam araba yapmış. Evet, Nissan bir Japon arabası arkadaşlar. Nissan 370Z de aslında çok da pahalı sayılmaz. 2022 modeli 45 bin euro civarında. Bu arabanın yaklaşık 340 beygir gücü var. 6 silindirli bir motora sahip ve maksimum sürati de 250 olarak belirtilmiş. Yani anlayacağınız çok da hızlı bir araba değil aslında. Yani Lamborghini, Bugatti gibi diyemeyiz bu arabaya. Zaten şekli de benzemiyor öyle diğer spor arabalara. Evet evet. Ama güzel bir araba işte. Sağlam olduğu kesin, baksana şuna. Doğru. Kuzen Joker arabadan fırladığı pervanelerle savaştı ama yine de gayet hızlı bir şekilde... Hayır! Hiç bunu beklemiyordum işte. Doğru, ben de beklemiyordum. Yazık oldu Kuzen Joker'e. Evet, yazık oldu. Geçmiş olsun Kuzen Joker. Her şeyi yaptım, harika yaptım ama son anda batırdık ya. Gayet de hızlı gelmişti ama son anda tankın üstüne uçtu. Sıradaki yarışçı Deadpool arkadaşlar, Emilio. Abi bir sonraki yarışta biz Bugatti Santo diyeciyle yarışsın. Bu arabayla yarışılmadı uzun süre sanırım. Evet, uzun sürede yarışılmıyordu. Deadpool Bugatti Santo diyeciyle yarışıyor. Bu araba hakkında bilgi verecek misin Sincap? Evet, vereceğim. Önce şu puanlara bir daha bakalım. Arkadaşlar bugün A grubundaki ilk 5 kişi yarışıyor. Deadpool, Venom, Kuzen Joker, Bla Bla ve Bebelek. Bebelek'le Venom yarışı tamamladı. Bakalım Deadpool'la Bla Bla ne yapacak? Çok önemli liderlik için izleyeceğiz, göreceğiz. Evet, Bugatti Santo Diego hakkında bilgi de vereyim diyecektim ama Santo Diego'nun önü yamuldu. Golf arkası da yamuldu. Sen yine de bilgi ver, araba parçalanmadan. Tamam. Arkadaşlar bu arabadan dünyada sadece 10 adet üretilecekti. Çok 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 zenginlere satılacak tabii, çünkü fiyatı 140 milyon lira. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani şu sokakta çok sık gördüğümüz Renault Clio mesela, yaklaşık fiyatı 520 bin lira. Bu arabadan 280 tane alabilirsiniz bu arabaya vereceğiniz parayla. Vay be, 280 tane Renault. Evet, bu arada Deadpool yarış dışı kaldı. Geçmiş olsun Deadpool. Teşekkürler dostum. Dünyada sadece 9 tane Santo Diego kaldı sanırım. Evet. Bugünkü son yarışçı Bla Bla arkadaşlar. Numan abi lütfen bir sonraki yarışta herhangi biri Lamborghini ile yarışsın. Çok sevinirim, Tokat'tan selamlar demiş. Samet Telli abi yeter artık, sürekli yorum atıyorum. Kardeşim çok istiyor birisi Lamborghini ile yarışsın demiş. Tamam, Bla Bla Lamborghini Murcielago ile yarışıyor. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. İsterseniz 1000 tane yorum atın. Sizden tek istediğimiz var. Daha önce yarışılmamış veya üzerinden uzun zaman geçmiş bir araba yazmanız. Ama gidip ne yazıyorsunuz? Lamborghini, Bugatti, Ferrari ya da Mercedes. Yoksa biz yorumların hepsine bakıyoruz. Aradığımız tek şey az yarışılmış arabalar. Yani bugün Lamborghini ile yarışılıyor mesela şu an. Eminim yorumlardan Lamborghini ile yarışın bir dahaki yarışta diyenler çıkacak. Bla Bla iyi misin? Araba iyi olsun da ben iyi olmasam da olur. Olur mu öyle şey? Hadi gidiyoruz Flash. Burada roketlememiz lazım çünkü. İşte bu.
Yıllardır hayal ettiğim şeye bugün ulaşabilirim. Birinciliğe çok yakınım. Grup lideri olabilirim. Ama rakiplerin de yarışı tamamlamış olabilir, hem de senden daha hızlı. Demem işte, ben onlardan daha hızlı tamamlarsam grup lideri olabilirim. Bence ben grup lideri olursam bu liderliği hiç bırakmam. Çünkü yıllardır bu anı bekliyorum, yıllardır yarışıyorum, acayip tecrübe kazandım. Yani bence bir lider olursam uzun zaman lider olarak kalırım, şampiyon olurum yani. Göreceğiz bakalım, evet tecrübe kazandın. Defalarca yarış yaparak ama rakiplerin de tecrübe kazandı. İşte bir kez daha taklalar atıyor. Arabadan düştüğüm zaman biraz vakit kaybettim bence. Ama arabaya bir şey olmadı. Devam edebiliyorum. İşte orada. Hop, ay. Ama. Uf. Güzel, tamam. Bir şey yok ya, bir sorun yok yani. Az kaldı. Yeteri kadar hızlı bitirmem lazım. O yüzden de roketlemem lazım, ama burada roket olmaz. Yavaş, ay patlamasın. Uf, tanklar. Uf, tamam hadi bitirelim artık. Hadi bakalım. Hadi, ay oraya değil, çaba. Oh, işte bitirdim. 2 dakika 16 saniyede bitirdi bla bla. Venom 2 dakika 15 saniyede bitirmişti. İkinci olamadı, üçüncü oldu. Üçüncü oldum bla bla. Sadece üçüncü mü oldum? Bugünkü tehlikeli yarışta Zenno ile yarışan bebelek birinci oldu. Henise Venom ile yarışan Venom ikinci oldu. Lamborghini ile yarışan bla bla da üçüncü oldu arkadaşlar. Venom ile bebelek 22 puanla A grubunun liderliğini paylaşıyorlar. Bla bla da üçüncü sıraya yerleşti. Evet, bir dahaki yarışta yeni bir yarış parkuruyla ve B grubu yarışçılarıyla birlikte olacağız. Hoşçakalın. We'll be right back.